Merhaba Sayın Uğuroğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Begüm Hanım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu videolarına alışıyoruz aslında. Bir ritüele dönüşmüş durumda. Yer yer miting meydanlarında, grup toplantısında, işte dün de kabine toplantısında bunu yaptı. Konuşmasının önemli bir kısmını muhalefete eleştiriye ayırdı. Ve Lütfü Türkkan hakkında hazırlanmış olan bir video paylaştı. Bugün de Meral Akşener çok sert konuştu. Evet dedi, Lütfü Bey bir hata yaptı. Sinirlerine hakim olması gerekirdi. Ancak hatayı maruz göreceğiz, görecek değiliz. İstifa etti dedi ama arkasından da çok sert ifadeler, yani çok sert cümleler havada uçuştu diyebiliriz. Bir anlamda bir video restleşmesi, 19 yıllık işte şehit, asker, kadın hassasiyeti üzerinden AKP'lilerin söylemiş olduğu sözler ve uygulamalar derlenmiş ve bir video ile karşılık verdi. Ne diyeceksiniz? Şimdi şunu söylemek lazım, en önemlisi Lütfü Türkkan çıktı kendisi, hiçbir baskı, hiçbir çağrı olmadan sosyal medya hesabından, hani denir ya, erkekçe özür diledi. Evet. Bu işin bir boyutu. Ha, yaptığı iş, veya ettiği küfür elbette çok çirkin, elbette yanlış ve bunu kınıyoruz. Herkes kınadı, ben de kınıyorum. Hı hı. Hatta ben diyorum ki belki partisinden de istifa etmesi lazım. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söylüyor. Evet, şimdi şunu söylemek lazım, işte ona bağlayacağım, ben de onun için bahsettim. Şimdi burada önemli olan suçun kişisel olması. Ama AK Parti Genel Başkanı ve MHP Genel Başkanı bunu AK Parti'ye mal ediyor, İyi Parti'ye mal ediyorlar. Yani haksızlık, siyasi infaz, yanlış yapılıyor. Lütfü Türkkan istifa etti. Peki şimdi bir şey soracağım. Soma'da vatandaşa tokat attı. Danışmanı yolda tekmeledi. Ananı al git dedi. Kelle dedi şehitler için. Peki Erdoğan bir gün özür diledi mi? Meral Hanım sormadı, ben sorayım. Hodri meydan, Lütfü Türkkan özür diledi. Bir musibet bin nasihat derler. Sayın Erdoğan sen de özür dile. Sen de vatandaşlardan özür dile. Niye dilemiyorsun? Neler söylediniz ya Meral Hanım hakkında? Ne iddialarda bulundunuz? Ayıp değil mi ya? Ta torununa kadar saldırdınız. Neler etmediniz kadıncağıza? Ne oldu? Yani siyasi rakibiniz olunca özür dilemeyi mi unuttunuz? Utanıyor musunuz özür dilemekten? İşte çıktı Lütfü Türkkan, hata etti, özür diledi. Özür dilemek de bir erdemdi. Evet, partisinden istifa eden etmez. Ama önemli olan şudur Begüm Hanım. Hata işleyen İyi Partili, İyi Parti'nin kurumsal kimliğini bağlamaz. Eğer bağlayacaksa o zaman dönüp AK Partililerin neler söylediğini, neler. O zaman hepsinin istifa etmesi lazım. Başta Bülent Arınç, parsel parsel soydunuz diye Melih Gökçe'yi eleştiriyor. Hala eleştiriyor. Hala ağır şekilde eleştiriyor. Şamil Tayyar. Neler var AK Parti'de ihracı gereken veya partiden istifası gereken? Bir yön insan çıkar yani. Saymaya kalksak yayınınız 3 gün 3 gece devam eder. Şimdi buradaki edep, buradaki ahlak, buradaki etik kuralı şu. Suçun kişiselliği, bunu bak kimse yazmıyor, söylemiyor. Altını vurgulayarak, üstünü çizerek tekrar ediyorum. Suç kişiseldir. Bu Roma hukukundan gelen, Türk Ceza Kanunu'nda olan suçun kişiselliği ilkesidir. Bir suç işleyen varsa karşılığını, cezasını çeker. O vatandaş gider, maddi manevi tazminat davası açar, çatır çatır kazanır, parasını alır ve yargı mahkum eder. Suç duyurusunda da bulundu bildiğim kadarıyla. Evet, evet, burada önemli olan bu. Yani bu yani partinin korumaması, parti bu tavrı kabullenmedi. Bir tavır takındı İyi Parti. Evet, şimdi burada aslında üzerine gidilmesi gereken konulardan bir tanesi, Meral Hanım yaptı, şehit ve gazi yakınlarının bulunduğu dernekler, sivil toplum kuruluşları,
Bunların hepsine müthiş mesajlar verdi. Onların yanlarında olduğuna dair, onlara büyük değer verildiğine dair. Şimdi hiçbirimiz, başta Lütfü Türkkan, bak altını çiziyorum, çok iyi tanıyorum Lütfü Bey'i. Bir şehit ailesine, bir şehit gazi ailesine, herhalde Türkiye'de şu anda en fazla üzülen insan Lütfü Bey'dir. Hiç kendisiyle konuştunuz mu Orhan Bey? Hiç kendisiyle konuştunuz mu bu olay sonrasında? Telefonu kapalı sürekli. Aslında konuşmak istedim. Yani ilk duyduğum andan itibaren istedim. Bak şimdi ekrana getirdiler adamın mesajını. Yönetmenden rica ediyorum, bir daha getirir misiniz lütfen? Az önce Meral Akşener hakkında yazdığı el yazısıyla yazıyı. Ağır bir küfür, sosyal hakaret. Sosyal medyada, evet. Onu lütfen araya bir daha getirsinler. Tamam, bakacak, bakıyorlar. Bir daha bakıyorlar. Şimdi kulağıma söylediler, evet. Arkadaşlar bakıyor. Tabii ben de bir yudum su içeyim. Bir DSF toplu bir görüntü olduğu için onu yakalamaları zor olabilir. Tabii, tabii. Orhan tahmin Bey. Ettim. Yapardı izleki arkadaşlar. Yaptılar, evet. Evet, o blurlandı orası tabii, yani onu veremeyiz ama tabii. Çok ağır bir kadına yönelik ağır bir hakaret. İşte onun için bunu istedim. Bak, Tele 1 etik kuralları, Türk toplumunun ahlaki kuralları, şu mesajdaki terbiyesizliği, hakareti yapmayı hiçbir şehit ailesine bu hakkı vermez. Şehit ailesi ahlakını bilecek, terbiyesini bilecek, toplumsal değerleri bilecek bir kadın siyasetçiye o üzerini karaladığınız kelimeleri, ben biliyorum onların altında ne olduğunu. Haddini bilecek, haddini. Hiçbir siyasetçiye bunları yapamaz. Kaldı ki Meral Akşener gibi terörle mücadelede İçişleri Bakanlığı'nda efsane görevler yapan bir insandır PKK ile mücadelede. Hiçbir kadına bu yapılamaz. Neden? Bunun arkasında siyasi kumpas var. Siyasi kumpas. Bu kişiyi bulmuşlar. O yandaş medyanın iki tane kameramanı oraya getirmişler. Arkasında AK Parti'nin hangi örgütü var bilemem ben onu. Bu tezgahı kurmuşlar ve maalesef bu tezgahda, bu kumpasa da Lütfü Türkkan alet oldu. Keşke olmasaydı ama keşke öyle de siyaset yapılmıyor. Şunu vurgulamak istiyorum tekrar. Bir siyasetçiler bizim için çok önemli insanlardır. Hangi partiden olursa olsun. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları siyasi partiler, onların da genel başkanları milyonlarca oy alan insanlardır. İyi Parti yanlış hatırlamıyorsam 5,5-6 milyon kişiden oy aldı son seçimde. Bu hakaret, bu terbiyesiz kişinin yaptığı hakaret 6,5 milyonun tepkisine yol açıyor. Artı AK Partililer, MHP'liler, hangi partiden olursa olsun her partinin, her vatandaşın tepkisine yol açıyor. Siz bu mesajları yapıp sosyal medyadan bunları paylaşacaksınız. Sonra boynunuza sarılıp sizi sakinleştirmek isteyen insana da yine bağırıp çağırmaya yapacaksınız. İşte sonuçta böyle bir şey oluyor. Aslında şunu da vurgulamak lazım sevgili Begüm. Bırak siyasilerin vatandaşa veya bir şehit yakınına hakaret ya da küfür etmelerini. İki vatandaş bile, iki insan bile birbirlerine asla ve asla terbiye dışı hitapta bulunmamalı. Yani sıfatları yani toplu... atsak bile Orhan abi, baştan sıfatları atalım. Hiçbir kadına böyle, İYİ Parti'nin genel başkanı olduğu için hiçbir kadına böyle bir hakaret edemez. Ve bir şehit yakın olduğu için de hiç kimseye böyle bir hakaret etme özgürlüğü de tanınamaz. Yani hiçbir kişi bir kimseye böyle hakaret edemez. Sıfatlardan bağımsız olarak da konuşabiliriz aslında. Tabii. Şimdi şunu vurguluyorum. Bunu şunun için anlattım. Peki Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, şu mesajı neden kınamadınız? Meral Akşener'e yapılan saldırıyı neden kınamadınız? Lütfü Türkkan'ı kınadınız. Tamam, koyuyorum. Haklısınız, eleştiriyorsunuz. Eleştirirken bile hakaret ediyorsunuz ya Lütfü Türkkan'a. Eleştirirken bile MHP Genel Başkanı bugün grupta şerefsiz diyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani hakarete hakaretle yanıt mı verilir ya? Türkiye'de bunu kınayacak, bunu eleştirecek başka cümle yok mu? Bir. İki, Meral Akşener'e yönelik o şehit yakınının insanda utanma olur, sıkılma olur. Yukarıda Allah var.
Kul hakkı yiyorsunuz. Bugün Meral Akşener'e yapılan bu hakaretlerin benzerleri yarın size yapılsa, o ifadeler sizlere, eşlerinize, çocuklarınıza, bana, Begüm Hanım'a yapılsa, hangi vicdan bunu kaldırır? Olaya objektif bakmak zorundayız Begüm'cim. Objektiflik de şudur. Gerçekten elini yüreğine koyarsın. Önce dersin ki ey şehit yakını, başımızın üzerinde yerin var. Senin acın bizim acımızdır. Senin şehidin Türkiye'nin, bu şehitlerin kanıyla sulanmış, kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte yatıyorlar. Şehitlerimizin hepsi ruhu şad olsun dersin, ama şehit yakını olman hiçbir siyasiye hakaret etme hakkı sana vermez. Bunu Erdoğan söylemeli, bunu Bahçeli söylemeli ve bu hakaretleri de kınarlarsa o zaman ben Lütfi Türkkan'ın kınamalarını anlayışla karşılarım. Yok sadece Lütfi Türkkan'a gelirlerse o kumpasın sahiplerini de ben kınarım. Şimdi Orhan abi, Sedat Peker de dün pek çok tweet attı. Sen de takip etmişsindir özellikle Akşener'e ilişkin. Tam da Akşener de diyor ki bir provokasyonla karşı karşıyayız. Ama sizden korkmuyorum diyor. Sedat Peker de aslında geçmiş bir duruma ilişkin